Evet, değerli hemşerilerim. Yanımızda yine Azim şehrin tanıklarından bir tanesi var. Mehmet İmre, namı diğer Cüce Odayı. Cüce Odayı'nın en büyük özelliklerinden biri de günümüzde Besin'deki hemen hemen bütün cenazelere katılması, hele hele sabah dualarına iştirak etmesiyle tanınır. Evet Cüce Odayı, bize aşağı şehirden böyle aklında gelen mesleğinle ilgili, diyelim ki kalaçıydın herhalde. Evvel dalgancıydım. Sonra da kalaç oldu. Evet. Anlat bakalım kalaçlar kimlerdi? Kalaçlar bizim oğlan kalaçıydı. Ben de bir haber gezerdim. Evet. Üzerlerinde işte. İdare ettik. Kaç doğmuşsun? 32. 1932 doğum. Askerliğini nerede yaptın? Çankırı'da. Çankırı'da. Askerlikten önce evlenmiş miydin? Evet. Askerden evvel evlendin. Bir sene çok zorlandı askeri öğrettim ben de. Peki, ne zaman kim baktı sen askerdeyken? Hiç kimse de bakmadı. Allah şesesine kendine çalıştı, kendisiydi. Perişanım. Evet. Peki, yukarı şehre bir sene kaçta taşındınız? 60'ta. 60'ta taşındınız. Bağ eviniz bura mıydı? Yok, Kayardı. Kayardındı. Burayı sonra aldınız. Burayı yerini aldık, yaptım. Peki bize düğününü hatırlıyor musun? Onu anlatır mısın? Düğünüm adam nasıl bir düğün yapacak, hatırlıyorum canım düğünüm. Babam, kayınbabam hep birden arak içtiler orada. Öğrendiğimiz bir neşeli bir şeydi işte. Evet. Annem vardı, babam, annem, cücü annem, anladın mı? Bunlar evet. Oradalardı yani, adam alsın bir şey olmuştu. Gelinçeye nereye gittiniz? Gelinçeye iki avrat aldı geldi. İki avrat aldı geldi. Peki evlenmezden önce dezemi görmüş müydün? Köylerde şaşırıyor çocuk gördük ya. Gördün, aşık oldun, aldın öyleyse. Yok, evveliyle laf atmam vardı, beşerim vardı aşağı, sen uzun, sen bindi. İçeri giren halde kim tanıyordu ki? Allah evveliyle, Allah. Hiç nişanlıyken konuşmadın, yok, bir kere yok, gördüm. Yok, öyle. Yağma mıydı ki? Yok, sen bilmiyorum öyle. Evet. Yüz köyde yiyor mu? Sağ olasın. Teşekkür ederim, sağ olasın. Tezol topladım. Sağ olasın. Sonra yeriz. Peki bu aşağı şehirdeki kalayçılık niye bitti şimdi? Hiç kalmadı değil mi? Kalayçılığın şeyi alamıyorum, malamıyorum, kaçırmadım, bitirdi işte. Evet. Evet, her evden 100 parça, 50 parça, 60 parça, bunu öyle kap çıkardım. Köylere de kalayçılığa giderdiniz hep günlerce. 10 sene, 15 sene bitti. Her kalayçının kendine ayrı köyleri vardı. Vardı kimse kimsenin yani, köyüne gitmezdi. Yok, gitmezdi. Evet. Bazı gelen de olurdu, gitmeyen de olurdu. Evet. Güven vardı insanlarda. Güven vardı. Gider o köydeki vardı. Evlerde misafir olurdunuz. Biz ekmeği paramızla yedik. Bak, kalaçılığı ödedi ama. Evet. Büyük sineye düzellerdi. Pilav, ayran, bir büyük hangilerdi. İki tas ayran kollardı. Biz bunları beyaz kalırlardı. Evet. Ekmek diliğimiz yerlerim. Evet. Misafir olduğumuz yerin kapını beleş kalaylardı. Bunlar da sizi ikram ederdi. Bekçinin kapını beleş kalaylardı. Beyliydi işte. Evet. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Cüce Odayı'ya. Bize renk kattınız programımıza. Allah sağ olasın. Çocuklarımız ömürlü olsun. Sizinkiler ömürlü olsun. Peki. Teşekkür ediyorum.